Bugünkü yemeğimiz iç baklalı enginar. Önce baklaları ayıklıyoruz. Baklaların içinde tekrar kabuklarını soyup hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi ayıklanmış baklanın içindeki çekirdeği de ayıklıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Enginarlarımızı ayıklıyoruz. Hazırlıyoruz. Soğanlarımızı küp küp doğrayıp hazırlıyoruz. Yemeği yapmaya başlıyoruz. 4'te 3 zeytinyağın bir kısmını koyuyoruz. Bir baş soğanı küp küp doğrayıp Leyla Hanım, şimdi soğanları mı doğradık baktığınız için? Evet. Tamam, soğanlar pişiyor. Daha doğrusu pembeleşiyor. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Evet Şura. Evet. Kaç yıldan sonra mutfağa girdin Ferit'in? 60 yaşında girdim mutfağa. Ya, şimdiye kadar hazır yedin değil mi? Aynen. Kolay mıymış? Kolay değilmiş. Kesim yapmak daha kolay. Tabii. Kaç tane? 5 tane mi enginarımız var? 5 enginarı böldük. 1 enginarı 4'e böldük. Tamam. Baklalarımız vardı. Onların içlerini ayıkladık. Bir de içlerinin içlerini ayıkladık. Sen öyle seviyorsun diye. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Krallara layık bir yemek yapıyoruz. Evet. Kral kim? Sen mi? Benim tabii. Ne diyelim? Öyle olsun. Evet, sen belişti. Tamam. Enginarlarımızı koyduk. Tamam. Bunları önce biraz tuzlu ve biraz un koymuştuk suyuna. Orayı ayıkladık. Şimdi onları çevireceğim. Şarjım bitiyor fotoğraf makinesinin. Kaydı kapatıyorum, devam edeceğim sonra. Tamam. Evet, ben filmi değiştirdim, geldim. Ne yapıyorduk? Enginarları çeviriyorduk. Evet, biraz onlarla çevirdik. Güzel, enginarları çıkarttık. Kavuruyoruz daha doğrusu, değil mi? Ben tam kavurma değil. Anladım. Yağla iyice yağı yediriyoruz şimdi. Çok güzel. Sonra baklalarımızı koyduk. Bu... Evet, bu... Baklanın içinin içi. Yarım saat sonra ayıkladığımız bakla değil mi o? Evet. 1 kilo baklaydı, 1 kilodan çıkan bu. 1 kilo üç bakla. Sabırlı bir... Evet. Sabır isteyen bir iş. Evet, şu baklaları ayıklamak ve enginarları temizlemek. Tabii onları sen hallettiğin için şükürler olsun ilk defa. Evet. Peki. Onu da yaptık. Şöyle
Bir tatlı kaşığı tuzumuzu. Tuzumuzu koyduk. Evet. Çok güzel. Şöyle. Bir tatlı kaşığı. Şekerimizi koyduk. İki tatlı kaşığı şekerimizi koyduk. Tamam. Çok güzel gidiyorsunuz Leyla Hanım. 5 sene sonra böyle oluyor. Şimdi ne yapacağız? Un mu koyacağız şimdi? Evet, 1 yemek kaşığı kadar. 1 yemek kaşığı un koyuyoruz. Evet. Evet, çok güzel. Bu yemeği kayınvalidemden mi öğrendin sen? Evet. Ne güzel yapardı değil mi? Ha, Allah rahmet eylesin. Evet, yapardım. Kadının da hayatı mutfakta geçmişti zaten sayenizde. Orayı karıştırmayalım. Evet. Unumuzu da koyduk. Şimdi ne yapacağız? Suyumuzu koyacağız. Tamam. Zeytinyağını koymuyor musun? Sonra mı koyacağız? Zeytinyağımızı koyuyoruz. Kalan zeytinyağımızı koyduk. Bak ben daha iyi biliyorum. Evet, unuttum. Sonra Bir bardak suyumuzu koyuyoruz. Bir bardak suyunu koyduk. Tekrar koyacağım. Bununla bir karıştırayım. Bir bardak, tamam. Bir bardağa yakın daha koyacağım. Bir bardak daha su ilave ettik. Toplam 2 bardak mı oldu? Evet. Yani toplam 2 bardak su koyuyoruz. Koyduk, evet. Tamam. Şimdi bunu kapatacağız. Tamam, bir içimizi kapatacağız. 20-25 dakikada olacak. En son da dereotumuzu koyacağız içine. 25 dakikada olacak, en son dereotumuzu koyacağız. Evet. Çok güzel. Ve ondan sonra soğumasını bekleyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Kimlere layıktı bu yemek? Krallara. Kral kim? Sen. Evet, hanım açılış yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Tamam. Şimdi dereotu koyuyoruz. Dereotumuzu ekliyoruz. Basta bak ya. Evet, soğumaya bırakıyoruz. Bu soğuyunca biraz daha böyle toparlayacak kendini. O zaman da tekrar çekeriz. Afiyet olsun. Şifa kaynağı. Bakla çok faydalı değil mi? Evet. Enginar da var üstünde. Oo. Her şey zamanında çıkıyor. İşte ne zaman hangi besin bize faydalıysa o mevsimde o besin yenmeli. Toprak bize veriyor. Evet. Aynen öyle.